Birleşik Esnaf'ın sarkıya da sıkıntı. Onun özel düşüncelerini nasıl geçti? Esnaf'ın projesi nasıl? Valla katılım gerçekten çok yüksek. Siz de biliyorsunuz. Evet. Esnaf'tan Allah razı olsun. Bizim milletimizin inandığı ki biz bunu burada bugün yine gördük. Bugün hafta içi olmasına rağmen salon tıklım tıklım doluydu. Evet. Bu demektir ki biz esnafımız bize güveniyor. Biz de esnafımızın bu güvenini sarsmayacağız inşallah. 2022 ile 2026 arasındaki zaman süreci içerisinde böyle esnafımız bol kazanç temennisiyle bizimle birlikte yönetimde görev alan arkadaşlarımızla hiç durmadan yarın sahadayız, yine çalışmaya devam edeceğiz. Buraya katılan katılımcı arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Esenler esnafına versenler bir mesajınız var mı? Yeni yönetim ne yapacak? Yeni yönetim. Bizim projelerimiz artarak devam edecek. Evet. Bu projelerimizin içerisinde esnaflarımızla şimdi derhal yönetimle toplanıp nerede eksik yaptık, hangi mahallelerden esnafımız, biz tek listede olsa biz tek listenin peşinde değiliz. Nerede esnafımız oy kullanmaya gelmemiş, neden gelmemiş, onu araştırıp o eksiklerimizi gidereceğiz. Oldu, teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım, bugün Çalışan Emekçi Gazeteciler Günü. Tabii yani işte tabii ben de aynı. Şimdi ben de Hasan Bey benim meslektaşım, ben de bir gazeteciyim. Hasan Bey benim esnafım, üyem ama benim arkadaşım. Her şeyin üzerinde bizim arkadaşlığımız var. Ben de bir emekçiyim. Gazeteci emekçisiyim. Tabii ki bizim günümüz kutlu olsun. Eyvallah başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.